Sevgili arkadaşlarım selamlar, saygılar, sevgiler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet bugün arkadaşlarım integralde alan konusunda e, hangi sayfaları yapacağız? Yüzde yüz ikinci sayfalar arasındaki e, sorularımızı, konu altımızı yapacağız. Acil Matematik 12. sınıf fasiküllerinden ilkbahar kitabındayız. Daha sorularını çözmeye başlamadık. Şimdi e, hemen dersimize geçelim isterseniz. Hiç vakit kaybetmeyelim çünkü vakit bizim için değerlidir diyorum. Hemen geldik buraya. Tabi sen buraya gelmeden evvel şöyle bir videoyu beğenmeyi, abone olmayı, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı tabii ki de unutmazsan bizi sevinirsin. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlarım benim e, burada bir tane f üstü fonksiyonu verilmiş olsun diyor. Ya bizim için aslında hangi fonksiyonun verildiği de çok önemli değil. Çünkü niye? Biz işimizi yapıyoruz. Biz diyoruz ki bir eğriyle bir eğriyle x ekseni veya da y ekseni arasında kalan alanı bulmak için bu fonksiyonun integralini alıyoruz. Artık hangi aralıkta istiyorsak, yani fonksiyonumuzun ne olduğu bizi çok da ilgilendirmiyor aslında. 2021'de sormuşlardı, türevini e, vermişlerdi mesela fonksiyonun ve dalgalı dalgalı bir şey yapmışlardı. Burada da çıkarsa o soruyu çözeriz. Yani orada da yorum yapmak lazım. Aslında hep f fonksiyonuyla çalışmıştık ama şimdi f üstü fonksiyonla çalışabiliriz ya da f2 üstü fonksiyonla çalışabiliriz. Çok mühim değil. Normalde sen ne yapıyordun arkadaşlarım benim buradaki alanı bulmak için? A'dan B'ye diyordun. Buradaki fonksiyon integrali. Senin buradaki fonksiyon integrali f üstü x dx olursa değişen bir şey olur mu? Olmaz. İntegralini aldığın zaman bu neyin türevidir diye düşündüğün zaman tabii ki de fx'in türevi. Sabit e, belirli integrali yazmıyorduk. Kaçtan kaça? Burası A'dan B'ye. O zaman bizim buraya ne yazmamız lazım? FB eksi FA yazmamız lazım. Yani buradaki fonksiyonun görüntüsünden buradaki e, noktanın görüntüsünü bulmamız lazım ve birbirinden çıkarmamız lazım. Olay bu aslında. Hocam burada değişen bir şey olur mu? Burada değişen bir şey olmaz. Senin A'dan B'ye A'dan B'ye türevi x dx yazdığın zaman ne bulman gerektiğini bil. Ne buluyordun? x eksenin alt tarafındaysa buradaki alanın eksilisi, x eksenin üst tarafındaysa buradaki alanın artılısı. Yani aslında a eksi b diyordun. E buradan yine bu dışarıya f olarak çıktığı için f b eksi f a eşittir a b olarak yazacaksın. Çok da fazla bir şey yok. ya yani fonksiyonun değişmesi bizi çok ilgilendirir mi? İnanın bizi hiç ilgilendirmez. Şimdi örnek 29. Ne diyor? Aşağıdaki gerçel sayılar kümesinde sürekli olan bir f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiştir. Buna göre f5 eksi f0 nedir diyor. Şimdi f5 nerede? F5 şuralarda bir yerlerde. Şimdi arkadaşlarım şöyle düşünebilir miyiz biz? Yukarıdaki bilgiden madem f5 eksi f0 gelecek ya. Mesela biz 0'dan 5'e kadar sıfırdan 5'e kadar f üssü x dx yazsak. Şimdi ben bunu parçalayabilirim. 0'dan 2'ye kadar değil mi? 0'dan 2'ye kadar f üssü x dx olarak parçalarım. art arkadaşlarım kimden parçalarım bir de e, 2'den 5'e kadar f üssü x dx olarak parçalarım. Şöyle biraz bunu şuraya bir çekelim bakalım. Yani alanla çıkarabileceğiz mi? f üssü x dx olarak parçaladım. Şimdi burası fx olarak çıkacak. Yani fx yazacağım buraya. 0'dan 5'e kadar aslında f5 eksi f0'dan kastı bu. Tamam şurası ne olacak arkadaşlarım? fx olarak çıkacağı için burası da f2 eksi f0 olacak. Burası da arkadaşlarım f5 eksi f2 olacak. Yani f5 eksi f2 olacak. f2'ler giderse aslında f5 eksi f0'a ulaşacağım. Yani her şey kontrolüm altında. O zaman f5 eksi f5 eksi f0 sıfırdan 5'e kadar buradaki fonksiyonun alanını integral yoluyla bulacağım. Yani buradaki alan buradaki alan ve Şuradaki 5. 5 arkadaşlarım. Buradaki alan. Mesela buradaki alan kaçtır? Şurası 2 birim arkadaşlarım. Burası 1 bir birim. Geri birden 2. Yani aslında şu integralin değeri bizim için x ekseninin altında kaldığı için eksi 2. Tamam. Artı bu integralin değeri de x eksenin üstünde kaldığı için artık şuradaki parça 3. Buradaki parçada e, kaç? Burası da 2 arkadaşlarım. Burası da 6. Ne yaptı? 4 yaptı. Yani buradaki alan 4'müş. Tamam mı? Bakalım mı? 29 4'müş. Şimdi bunu başka türlü nasıl yapabiliriz? Bak, ben şunu şöyle de yapabilirim aslında. Derim ki ben türev fonksiyonu verilmiş bana. Tamam mı? Türev fonksiyonu verilmişse ben bir türev fonksiyonunu yazayım bakalım. Şimdi 2'nin sağ tarafında fonksiyon 2'ymiş. Yani x büyüktür 2 için fonksiyon 2 arkadaşlarım. 2'den küçükler içinde fonksiyon eksi 1miş. Yani x küçüktür 2 içinde. Fonksiyon eksi birmiş. Şimdi ben bunun şeyine geçeyim. E, fonksiyonun kendisine geçeyim. Neyin türevi? 2'dir. 2x artı bir sayının yani c1'in x büyüktür 2 diyeyim. Buradan da eksi x artı c2 x büyüktür 2 diyeyim. Tamam mı? Şimdi gerçi sayıda sürekli olan diyorsa demek ki bu fonksiyon sürekli ve limiti olacak. Hocam eşitliği nereye yazalım? Eşitliği istediğin herhangi bir yere yazabilirsin. 2 e, yazdım arkadaşlarım. 4 artı c1. Buraya 2 yazdım. Eşit olmalı. Eksi 2 artı C2. Şimdi eksi 2'yi buraya atarsam 6 artı C1 eşittir C2. C1 ve C2 arasında bir ilişki buldum ama kaç olduklarını inanın bilmiyorum. O zaman ben buradaki C2 yerine ne yazayım arkadaşlarım? 6 artı C1. Yani eksi X artı 6 artı C1. adam bana diyor ki F5 diyor. F5 burada bulunacak. 2 kere 5 10 artı C1. F0 diyor. A ikisini de ben bunların büyük yapmışım ya. Şurası x büyük 2 şurası x küçük 2 şurası arkadaşlar yanlış yapmışım x küçük 2 f0'da 0'dan küçükler o da c2 e c2 yine de ben 6 artı c1 yazdım tabi bunların farklarını alacağım 6 artı c1 e ne oldu c1'den c1 çıktı 0 10'dan 6 çıktı burası da artık 4 yapmış oldu yani fonksiyonun orijinaline geçerek de bu işi kolay bir şekilde yapabilirsiniz çözüm yeri varmış orada ama biz buraya yaptık hadi gel bakalım buna şimdi ee, ne diyor? Fonksiyonun türevi olan f üstü x fonksiyonun grafiği gösterilmiştir. İyi gösterilsin. Boyalı bölgenin alanı 20 birim kare. Tamam. f eksi 1 eksi 4 olduğuna göre yerel maksimum değeri kaçtır? Bakalım. Şimdi arkadaşlarım ilk önce bizim yazmamız gereken eksi 1'den 5'e kadar fonksiyonumuz kimse bu fonksiyonun integrali. Şimdi bu integral neye eşit olacak? Şuradaki bölgenin alanına eşit olacak. Değil mi? Bizim bildiğimiz yöntemle. Bölgenin alanı 20 diyor. X80'in üstünde kaldığı için burasına 20 diyeceğim. Artık burası fx olarak çıkacağı için integral dışına. Yani integral alınmış hali fx olacağı için. 5 yazalım. Eksi 1 yazalım. Şimdi bu nedir? F5 eksi f eksi 1 eşittir 20 oldu. Adam f eksi 1 eksi 4 vermiş. O zaman ben buraya f5 eksi eksi 4 eşittir 20. O zaman arkadaşlarım f5 artı 4 eşittir 20. O zaman f5'im kaç olacak benim? 16 bana soruyor ki f fonksiyonu yerel maksimum değeri kaçtır? Şimdi ben bir fonksiyonun yerel maksimum, yerel minimum değerini nasıl bulurum? Türevin işaretini inceleyerek. Hemen türevin işaret tablosunu yapıyorum. Türevinin kökleri kimler? Bir tanesi eksi bir arkadaşlarım, bir tanesi beş. O zaman buraya bir eksi bir yazıyorum. Buraya bir tane de bir beş yazıyorum. Sonra bakıyorum. Beşten sonra fonksiyon eksi değerler almış. Yani x ekseninin altında kalmış hep değerleri. Eksi bir ile beş arasında hep pozitif değerler almış. Eksi birden sonra hep de negatif değerler almış. İşte bak bakıyorum ki burası azalan, burası artan, burası azalan. Yani eksi de fonksiyon ne alacakmış? Bir minimum. Beşte ne alacakmış? Bir maksimum. Maksimum değeri kaçtır? Yani beş attığında kaç çık kaç çıkmıştır demek istiyor? Beş attığında kaç çıkmış arkadaşlarım? On altı çıkmış. Gördünüz mü? Yani hep yorum yapıyorum aslında. Çok da farklı yaptığım bir şey yok. Bu neymiş böyle? Boyalı bölgen kaç birim karedir? Bir hmm. bakalım bakalım. Şimdi f fonksiyon türevinin grafiği gösterilmiştir. Tamam. Buna göre nedir diyor. Şimdi burası ne olacakmış arkadaşlarım benim? Şimdi, bu fonksiyonun türevinin kökleri kimler? Bir tanesi bu. Yani f1 şey f üssü 1 eşittir 0. Çünkü niye? Fonksiyon burada minimum yapmış. Ya da t çizersin. Türevinin 0 olduğunu anlarsın. 4'te arkadaşlarım f üssü 4 eşittir 0. Yani asla demek istiyor ki senin şuradaki 1 ve şuradaki arkadaşlarım da kimdir demek istiyor? 4'tür demek istiyor. Sen şimdi buradaki alanı bulmak istiyorsan ne demen lazım? 1'den 4'e kadar f'in türevi x dx demek demen lazım. E burası nasıl çıkacak? Burası da fx olarak çıkacak. 1'den 4'e kadar. Aslında senin aradığın değer f4'ten f1'in çıkarılmış hali. F4'e bakıyoruz hemen. Bak F4 kimmiş? 2'ymiş. O zaman 2'den ben kimi çıkaracağım? F1'i yani eksi 1'i eşittir 3 yaptı. Tamam mı? Ya da şunu mu yapabilirsin? E, bunun denkleminin yani bunun ifadesini bulup e, sonra integralini alsan ı -ı, yani bulamayabilirsin. Çünkü burada kestiği noktaları hadi burada 0 da burada kaç bilmiyorum. Simetrik falan diye düşünmeyin ha. Burası 0 ise işte burası 2 midir falan diye düşünmeyin. Bu bir parabol değil arkadaşlarım normal bir eğri. Anlaştık. Şimdi geçelim çemberle alakalı şeylere. Şimdi arkadaşlar çemberle alakalı şeyler ne? İlk önce bundan bir bahsedelim. Ondan sonra yorumumuzu yaparız. Şimdi bazı integraller var bizim. Ee, şöyle bir büyük ekranda bir konuşalım mı? Şimdi bazı integrallerimiz var bizim arkadaşlarım. ha ince alamıyorsun integralleri. Yani değişik değişik değişken değiştirmeler, değişik değişik dönüşümler yapman gerekiyor. O da bayağı bir zor oluyor ki bizim şu an müfredatımızda olan bir konu değil zaten. O yüzden de çemberle aralarında ilişki kurularak alan çalışıyoruz ya biz. integral alan çalışıyoruz ya. Çemberle aralarında bir ilişki kurularak bu integrallerin çözüm yöntemini bulabiliyoruz. Çok basit oluyor. Çıkar mı çıkmaz mı bilinmez. Ya şimdiye kadar ben çıktığını çok e, çıktığına çok rastlamadım ama bilmekte fayda var. i̇ntegral yani konusu çok uzun bir konu değil artık yeni müfredatta. O yüzden bunu da bilelim. Şimdi ilk önce biz ne yapalım? İlk önce bir çemberi tanımlayalım arkadaşlarım. Şimdi x kare artı y kare eşittir işte r kare merkezi çemberinde. Şimdi merkezi çember ne demek? İlk önce çember ne demek? Onu bir anlayalım. Şimdi bunu analitik geometri olarak düşünüyoruz tamam mı? Çemberin analitik incelenmesi. Bu konunun ardından onu inceleyeceğiz belki ama şu an bizim işimize bu görüyor. Şimdi merkezi çember. Merkezi çember e, merkezi sıfıra sıfır olan bir çember arkadaşlarım. Şimdi yarıçapı R olan bir çember. Genel bir x, -y noktası alıyorum ben. Tamam genel bir x, -y noktası alıyorum. Çember denklemi nasıl yazılıyor biliyor musunuz? iki nokta arasındaki uzaklık formülünden yazılıyor. Yani ben bunun üzerinde hangi noktayı alırsam alayım her zaman bu başlangıç noktasına yani merkeze olan uzaklığı hep R olacak. O zaman demiş ki adamlar e, biz iki nokta arasındaki uzaklık yapalım. X'ten sıfır çıkaralım X karesini alalım X kare. Y'den sıfır çıkalım Y karesini alalım Y kare eşittir R kare olsun. bu bizim için merkezi çember denklemi yani merkezi başlangıç noktası olan orijinal bir çember. Pekala hocam her zaman bir çemberin merkezi başlangıç noktası mı olacak? Tabii ki de hayır. Yani o çemberin analitik kısmında iyice bir irdeleyeceğiz zaten. Ama şu anlık bizim işimizi bunlar görecek. Biz burada ne yapıyoruz? Biz burada fonksiyonla çalışıyoruz ya. Şimdi çember denklemi baktığın zaman bir fonksiyon mudur? Şöyle bir koordinat düzlemini çizsem bir fonksiyon değildir arkadaşlar. Çünkü sen düşey doğru testini yaptığın zaman bu iki farklı nokta keser. O yüzden de ne yapıyoruz? Parça parça düşünüyoruz. Mesela biz burada y'yi yalnız bıraksak ben şurada bir yalnız bırakayım isterseniz. Şimdi üzerinden e, ezbere anlatıyormuş gibi olmayalım. Şimdi mesela bizim çember denklemimiz bu. Biz burada y kareyi yalnız bırakalım. R kare eksi x kare. Karekök kök içine almaya çalışsak. karekök kök içinde r kare eksi x kare. Ya da arkadaşlarım eksi karekök içinde r kare eksi x kare. Çünkü bir şeyin artılısı da pozitif yapar. Eksilisi de pozitif yapar. İşte. Artılısı olduğu zaman x eksenin üst tarafında çünkü hep pozitif sayılar çıkmasını bekliyorum. Eksili olduğu zaman da x eksenin alt tarafında. Artık o sorunun gelişine göre hangi fonksiyon olduğunu ayarlamaya çalışacağız. siz bunu y'ye bağlı olarak da yapabilirsiniz. Mesela siz x'i de yalnız bırakabilirsiniz. Böyle x eşittir karekök içinde r kare eksi y kare geldiği zaman y eksenin sağında. Zaten bu olayları y ekseni ve x eksenine göre alanlarda e, aşinayız. Yani yukarısındaysa pozitifler sağındaysa y eksenine göre de yine pozitifler oluyor. Burada da mesela y ekseninin sol tarafını söylüyor bize. Sadece biraz ağacını almamız lazım. Şey midir? E, nasıl diyeyim? Zor mudur? Çok zor değildir. Bak şimdi. Örnek 32. Adam diyor ki sana ben bir tane bir yarım çember verdim. Eyvallah güzelim. Şimdi y eşittir r kare eksi x kare. Çember denklemi verilmiştir diyor. Ama sıfırdan 6'ya 36 eksi x kare. Şimdi bu ne demek arkadaşlarım benim? Bu demek ki bunun yarı çapı R. Şimdi bunun yarı çapı R de bu adam 0'dan 6'ya 36 eksi x kare. Şimdi bak sen buraya ne diyorsun biliyor musun? Sen buraya fonksiyon diyorsun. Yani y fonksiyonu burası. Bir bakıyorsun bakalım nesin sen kardeşim? 36 eksi x kare. Tamam mı? Karesini alıyorsun. Y kare eşittir. 36 eksi x kare diyorsun. Atıyorsun bunu bu tarafa. x kare artı y kare eşittir 36. Şimdi bu 36'yı 6'nın karesi olarak yaz. Çünkü x kare artı y kare eşittir. R kare olarak tanımlanıyor ya. Bunu böyle yaz. Şimdi Anlamını araştır. Anlamı ne biliyor musun? Bunun e, merkezi 0'a 0. Çünkü e, x kare artı y kare olarak başladığı için. E, irdeleyeceğiz. ama çemberin adında Çok daha fazla konuyu da dağıtmak da istemiyorum. Merkezi 0'a 0. Yarı çapı 6 birim olan çember. Merkezi 0'a 0. 0 e, tamam verilmiş. Yarı çapı arkadaşlarım 6 birim olan çember. Tamam. Şimdi burada üst tarafını istiyor ve 0'dan 6'ya kadar diyor. Şimdi bak 0 burada 6 burada. O zaman arkadaşlarım fonksiyonun bu. 0'dan 6'ya kadar olan fonksiyonla x ekseninde arasında olan alanı istiyor. Yani burayı istiyor. Bunu sana integralle anlatmaya çalışıyor. Ya hocam nereden anladın sadece çeyreğini istediğinde diyebilirsin. Şuradan anladım. Adam şöyle de yapabilirdi mesela. Şu y kare. Eksi 6'dan 6'ya kadar da diyebilirdi. Bak eksi 6'dan 6'ya kadar fonksiyonla x, eksenin arasında kalan bölgenin alanı bu. Bunu da sor sorabilirdi. Ama bana 0'dan 6'ya kadar demiş. O zaman nereyi soruyor? Şuradaki a bölgesinin alanını soruyor. E arkadaşlarım, pi r kare bölü 2 yarısı bir daha 2'ye bölersem de, şuradaki çeyreği değil mi? Yani kaç yapacak bu? 9 pi. E çok değişik bir şey. Yani sen bir tane bir x'e bağlı bir integral yazıyorsun. Ama bunun Alanı ya bu integralin değeri 9 pi geliyor. İşte orada dönüşümlerde ne gerekiyor biliyor musunuz? E, Trigonometrik dönüşümler gerekiyor. Biz de onları yapmıyoruz tamam mı? Artık müfredatta yok. Bak şimdi 16 x x kare. Ne yaparsan yap, bu dönüşümü yapamazsın. Hocam ben nereden anlayacağım bunun çember olduğunu da diyebilirsin. Güzel bir soru. Nereden anlayacaksın? Normal sen bunların şeyini alamıyorsan. Hmm, integrallerini alamıyorsan bil ki işte karekök içinde bir şeyler varsa çember çözecekmişim gibi düşünebilirsin ama yok adam sana buraya bir tane x çarpı dx dediği zaman hocam ben buraya u derim burası gelir zaten de dersin onu da mesela o şekilde alman lazım onu da çember şeklinde düşünmemen lazım o zaman ilk önce biz buraya y diyoruz bak y eşittir karekök içinde 16 eksi x kare tamam karesini aldım y kare eşittir 16 eksi x kare attım bunu bu tarafa x kare artı y kare eşittir 16. Ama buna 4'ün karesi yazdım. Anlamı ne? Merkezi 0'a 0, yarı çapı 4 birim olan çember. O zaman hemen çizelim arkadaşlarım. Merkezi 0'a 0 ve yarıçapı 4. Yarıçapı 4 ise burası 4'tür. O zaman bak buradaki nokta da 4. Burası eksi 4. Bak burası da 4. Burası da eksi 4. Birim olarak 4 ama yön olarak yani aşağı yukarı olduğu için eksi 4'leri de yazdım. Şimdi adam ne demiş bana? 16 eksi x kare bunun üst tarafı. Değil mi? Eksi deseydi alt tarafı olacaktı. Bunu istiyorum diyor. Şunu sildim böyle. Ama eksi 4'ten 4'e kadar. Eksi 4'ten 4'e kadar. Güzel. O zaman nereyi istiyor? Burayı istiyor arkadaşlar. E, pi re kare. Değil mi? R kare 8 mi? Allah canımızı almasın bizim. R kare 16. Yarısını istediği için arkadaşlarım. Burası da 8 pi. Anlatabiliyorum değil mi? Yani bol bol örnekler varsa bol bol örnekler çözeceğiz. Bak mesela. Bak bunlar gibi. Arkadaşlarım 34. sorumuzda da 0'dan 2'ye kadar 2x eksi e, kare güçte 4 eksi x kare dx integralini soruyor. İlk önce bir parçalayabiliriz. Bir parçalayıp ne yaptığımızı bir görelim. Mesela bunu nasıl parçalayabilirim ben? Şunu şöyle 0'dan 2'ye kadar arkadaşlarım 2x dx eksi. Bunu da 0'dan 2'ye kadar 4 eksi x kare diye parçalayabilirim. Çünkü niye biliyor musunuz? Mesela bu artık hani 2 bunun yarıçapı olacağını buradan görebiliriz. Nereden mesela? İşte 4 eksi x kare eşittir y kare ya. Işte karşıya attığımız zaman x kare artı y kare eşittir 4. Yani 2'nin karesi. Aslında burada bir alan soruyor. E bunu da biz kendimiz hesaplayabiliriz. Bir bakalım bakalım. Şimdi burası x kare. 0'dan 2'ye kadar. 2 yazdım. 4 eksi 0 yazdım. 0. Yani burası 4 yaptı. Şimdi burası ne anlama geliyor? Oraya bakalım. Yani merkezil çember. Nereden bildim? X kare artı Y kare yazdım. Yarı çapı 2 birim olan. Sıfırdan e 0'dan 2'ye kadar 4 eksi X karenin kendisi arkadaşlarım zaten şuradaki fonksiyonla x ekseni arasında kalan bölgenin alanı değil mi? Yani tam olarak burası. O zaman pi çarpı r kare bölü 4'te 1 olduğu için 4'e bölüyorum. Şunlar gitmiş oluyor. Pi olmuş oluyor. Yani aslında 4 eksi pi'lik bir alan istiyor bizden. Tamam. Yani çok fazla kasılacağınız bir yer yok. Mesela 35. Hocam bunu da e, parçalayalım mı? Yani 4 eksi x kare. Bir parçalayalım. Şimdi bunun ne demek olduğunu bir anlayalım arkadaşlarım. Şimdi bunun 4 eksi x kare ya belli ki o yarı çapı 2 birim olan bir bölgenin şey yarı çapı 2 birim olan bir çember. Mesela sıfırdan kök 2'ye kadar diyor. Yani senden şurayı istiyor aslında değil mi? Sıfırdan kök 2'ye kadar diyor. Bundan da x'i çıkar diyor. Bunu ayrı ayrı yapsan da olabilir. Ama şöyle yapsak da fena olmaz sanki. Bunu şöyle düşünebilir miyiz? Bir fonksiyondan bir fonksiyonu çıkarmış gibi düşünebiliriz aslında değil mi? Mesela ben buraya fx desem buraya da gx fonksiyonu desem hani integralde alanda fx eksi gx yapıyorduk ya işte bak burada o olabilir. Tamam yani o zaten ben biliyorum da yorum yapıyorum sizle beraber. Şimdi o zaman biz buraya y eşittir kare kök içinde 4 eksi x kare desek karesini alsak bunun y kare eşittir 4 eksi x kare desek bunu bu tarafa atsak x kare artı y kare eşittir 4 desek. Bunu niye yapıyorum her seferinde? Her seferinde anlamak için. yarıçapı çapı 0 0. R'si de bunun 2. Tamam. Şimdi ne yapalım? Çizelim bence. Şöyle bir koordinat düzlemimizi alalım arkadaşlarım. Şöyle bir çemberimizi alalım. Şimdi 0'dan 2'ye kadar olan bir çem, e, yarı 2 bir olan bir çember olduğunu anladım bunu. Tamam mı? Şimdi bu da GX'de arkadaşlarım. Kimdir bu? Bu da birinci açıortay ortay doğrusu. Yani tam olarak da şu. 45 derecelik 45 derecelik açıyla yani eğim açısı 45 derecelik açıyla başlangıç noktasından geçen bir doğru. Şimdi benden ne diyor? fx eğrisinden gx eğrisini düşmüş. fx eğrisinden gx eğrisini düşmüş. Ve sıfırdan kök 2'ye kadar diyor. İnşallah burası da kök 2 yapar. Bakalım onu nasıl anlayacağız? Nasıl anlayacağız? Bu fonksiyonla bu fonksiyonu kesiştireceğiz. Yani 4 eksi x kare kare kök içinde olan fonksiyonla x'i kesiştireceğiz. Burası 4 eksi x kare eşittir x kare oldu. Burası 4 eşittir 2 x kare oldu. O zaman x kare 2 oldu. O zaman x kök 2. Eksi kök 2. Bak o kesişim de burada. Orası bize lazım değil. Şurası bizim için kök 2. Adam diyor ki sıfırdan kök 2'ye kadar çemberden doğruyu çıkar. Çemberden doğruyu çıkarttım. Yani tam olarak şu bölgenin alınımı istiyor. Çünkü üsttekinden alttakini çıkarıyorum. Tam olarak burayı istiyor arkadaşlarım. E şimdi çeyreği zaten pi r kare bölü 4'tü. Çeyreğin de yarısını alıyorum arkadaşlarım. Bir daha 2'ye bölüyorum. Şunlar gitmiş oluyor. Buradan da pi bölü 2 gibi bir cevap geliyor. Dersimiz zannediyorum kısa sürdü ama olsun. Bir sonraki testte arkadaşlarım bir sonraki derste espri çözeceğiz. Bir tek Riemann integrali kaldı. Riemann integraline kadar da bu testlerle haşır neşir olacağız. Benden bugünlük kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Bu sınavda inşallah sizlere bir faydam oluyordur. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.